Herkese yeni bir videodan merhaba selamlar. Bu videonun konusu Fujifilm XF. Şu anda çekimini yapmış olduğum kamera Fujifilm XS10 ve bu kamerayı telefon üzerinden birçok ayarlarını gerçekleştirebiliyoruz. Kamera üzerinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları, videoları kolaylıkla telefonunuza ya da dilerseniz tabletinize aktarabiliyorsunuz. Daha öncesinde Fujifilm'in Kamera Remote diye bir uygulaması vardı. Fakat ben kameramı aldığım zaman bu uygulamayı test ettim ve açıkçası çok efektif bulmadım. Kayıt gerçekleştiremediğim durumlar karşılaştım ve bu yüzden de bu uygulamayı kullanmaktan vazgeçtim. Geçtiğimiz sene Fujifilm XF uygulaması tanıtıldı. Bu uygulamanın diğer uygulamaya göre daha iyi olduğu söyleniyordu. Şimdi dilerseniz telefonumu da elime almak istiyorum ve uygulamayı birlikte inceleyelim. Öncelikle App Store açıyoruz ve aramalar kısmına Fujifilm XF yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki farklı uygulama çıkıyor. Alttaki eski uygulama. Benim şu anda kullandığım ve sizlere anlatmak istediğim uygulama ise Fujifilm XF, yani üstteki olan. Bunu aç diyoruz. Yeni bir kamera eşleştirmek istiyorum. Tabi birazdan kamera üzerinden de bir takım ayarlar yapmak istiyoruz. Öncelikle telefonumuzda Bluetooth ve Wi-Fi'nin açık olması gerekiyor. Kamerayı bir Wi-Fi olarak tanıtacağız ve tanıttıktan sonra da telefonumuzda görüyor olacağız. Şu anda zaten bizlere de gösteriyor. Display Back butonuna basın diyor. Devam diyelim. Kameranın bağlantısını gerçekleştirdik. Adını da değiştirebilirsiniz. Ben şu anda herhangi bir ayar yapmayacağım bununla ilgili. Evet, şu anda kameramın konumunun açık olduğunu, Bluetooth da bağlı olduğunu, modelini, birçok ayarı buradan şu anda görebiliyorum. Sol üst kısımda transfer yapabilirim. Sağ taraftan çekim ayarlarını gerçekleştirebiliyorum. Kamera üzerinde çekim ayarlarını da yedekleyip kameranızı sıfırlarken buradan yedeklerinizi geri alabiliyorsunuz. Backup'ını alıp oradan kameraya tekrardan yükleyebiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir ayar. Öncelikle alt kısımdan başlayalım. Bağlan kısmındayız. Ekipmanlar kısmından burada şu anda bağlı olan kameramı üst kısımda görebiliyorsunuz. Altta daha önceden test yaptığım için İki kamera varmış gibi gözüküyor burada. Evet, 6 Eylül 2024'te senkronizasyonu gerçekleştirdik. Herhangi bir lens kaydı yapmadığım için şu anda burada lens kayıtlı değil diyor. Kullandığım olan lens 18-55 lensi, kit lensi, bir buraya kaydını gerçekleştirelim sizinle birlikte. Kameramı seçiyorum. Seri numaralarını da yazabilirsiniz. Ben şimdilik yazmadım. Bluetooth'la çalışan aksesuarlarınızı da bu kısımdan ekleyebilirsiniz. Akış kısmında da Fujifilm hakkında gelen haberleri, bildirimleri buradan görebiliyorsunuz. Gelen güncellemeleri, haberleri, yeni tanıtılacak ürünleri buradan görebilirsiniz. Bu arada video herhangi bir Fujifilm işbirliğiyle çekilmiyor. Kendi kullandığım kameranın uygulamasını, mobilde nasıl çalıştığını sizlere anlatmak istiyorum. Devam edelim. Aktivite kısmı da şöyle bir yüklensin. Evet, buradan da aktivite olarak kaydını ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da iPhone'unuzun da buradan adını değiştirebiliyorsunuz. Bölge ayarı, konum aralıklarını saniye cinsinden değiştirebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafların konum bilgilerini kamera üzerinden değil, kullandığınız cihaz üzerindeki konum kayıtlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrardan başa gelelim ve transfer kısmına basalım. Kamera ile iletişim şu anda kurulamıyor diyor. Ben ilerleyen kısımlarında sizlere ekliyor olacağım. Çekim kısmına basalım. Şu anda uzaktan kumanda moduna geçti. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Cihaz hangi modda olursa olsun uzaktan bir kumanda şeklinde böylelikle çekime girip çekim ayarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bazen kayıtlarda problem oluyor. Onun için açıkçası biraz çekinerek bastım bu butona. Mesela bakın şu anda dondu. Herhangi bir şekilde geriye dönemiyorum maalesef. Bakın buton herhangi bir şekilde çalışmıyor. Geriye dön butonu. Buradan dediğim gibi zaten ekran kaydında da burada görüyorsunuzdur. Kamera yedeğinizi telefona kaydederek daha sonrasında sıfırladığınız ayarlarınızı tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Şu anda tabii aktivite kaydı olmadığı için ben de bunu göremiyoruz. Bir de çekim kısmına basmak istiyorum. Telefonumdan anlık senkron bir şekilde kamera açımı görebiliyorum. Özellikle tek başına çekim yapanlar için bence bu güzel bir özellik. Şu anda benim de olduğum gibi. Şuradan çekim butonuna basıyorum. Evet, şu anda kaydımız başladı ve bu şekilde telefondan görebilmektesiniz. Şu anda kameram telefona bağlandığı için kameramdaki LCD ekranı kullanamıyorum ve açıkçası bu bence eksi bir şey. Telefondan tabii ki şu anda açıyı görebiliyorum. Kadrajın nasıl olduğunu görebiliyorum. Fakat telefonda droplar olabiliyor. Şu anda gerçi anlık olarak tepkimeleri çok iyi gibi duruyor. LCD ekranından da yine görebilseydim iyi olurdu. Belki bu güç tasarrufundan dolayı böyledir ya da bilmiyorum başka bir nedenden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Ama şu anda kayıtta herhangi bir sorun yok ve kamera açımda gayet iyi bir şekilde gözükmekte. Buradan tabii şu anda ben manuel modda değil otomatik modda çekim yaptığım için bazı ayarları yapamıyorum. Örneğin diyafram ayarını yapamıyorum. White balansını ayarlayamıyorum. Otomatik modda olduğu için herhangi bir ayar yapamıyorum ama dilerseniz manuel ayarında çekiyorsanız, ki bence manuel ayarda çekmek her zaman için daha iyi. Cihaza bırakmamak daha iyi birçok ayarı. ISO'mun otomatik olduğunu, f değerimin f4'te olduğunu görebiliyorum. Cihazımın pil durumunu görebiliyorum.
görebiliyorum. Eterna modunda ve Kelvin'in de gün ışığı modunda olduğunu şu anda anlayabiliyorum buradan. İlk başta sıfırdan kameraya alışkın değilseniz açıkçası telefondan ayar yapmak biraz zor geliyor olabilir. Fakat ilerleyen zamanlarda kameranın menüsünü çözdükten sonra telefonda bu şekilde kontrol edebilmek bence artılarından bir tanesi. Zaten ilerleyen zamanlarda Fujifilm XS10 kameramdan memnun muyum değil miyim uzun kullanım testiyle ilgili bir video çekmeyi de planlıyorum. Eğer bu videoyu da beğenirseniz yakında Fujifilm XS10 kameramın uzun kullanım test videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada benim kameram Fujifilm XS10 olduğu için ben ayarlar kısmından baktım ama 5 GHz modunu bulmadım. 2.4 GHz hızında veri aktarımı yapabiliyorsunuz ve biraz da yavaş oluyor açıkçası bu. Yeni çıkan modellerinde yanlış bilmiyorsam 5 GHz modu bulunuyor kameramızda. Bunun içinde ayarlar, ayarlardan sonra Bluetooth kısmına geliyoruz. Akıllı telefon ayarı kısmından aşağıya indiğimizde buradan bağlantı ayarını değiştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi benim kameramda bu ayarı bulamadım. Bunu da sizlere bahsetmek istedim. iPad'den de hızlıca bir ayarlarına bakalım nasıl yapıldığına. Evet, iPad'imi önüme aldım. Şimdi şu şekilde ekran kaydını da başlatıyorum. App Store'a geliyorum ve arama kısmına Fujifilm X App yazıyorum ve daha önceden indirip denediğim için de telefonumla da senkron olduğu için daha önce indirdiğim gözüküyor. Uygulamamızı dinlerken şundan da bahsetmek istiyorum. Telefonumuzu kameraya bağladıktan sonra dik bir şekilde açıyı görebiliyoruz. Yani telefonumuzu yatay çevirdiğimizde ekran yatay bir şekilde dönmüyor. Bilenler bilir. Blackmagic uygulamasında isterseniz dikey isterseniz de yatay bir şekilde görebiliyorsunuz. Bence bu uygulamanın en büyük eksiği yatay çevirdiğinizde ekranın dönmüyor oluşu. Onun dışında daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Uygulamamız indi. Şöyle tekrardan iPad'i alıyorum önüme. Bakın bu uygulamada da maalesef öyle bir durum var. Dikey bir şekilde kullanmamız gerekmekte. Buraları az önce de bahsettiğim gibi kameranın nerede çekildiğini, konumunu cihazınızda açmanız gerekmekte. Bölgeyi seçiyorum. Türkiye dedim. Hüküm ve koşulları kabul ettikten sonra çökme ile ilgili bilgileri de paylaş dedim. Bluetooth'umu ve Wi-Fi'mi soruyor. Paylaşıldığını gördüm. Tekrardan geldim. Yeni bir eşleştirme diyorum. Şimdi kameramızı öncelikle açık moduna alıyoruz ve Display Back butonuna basılı tutuyoruz. Daha sonrasında da zaten eşleştirmemiz gerçekleşecek. iPad üzerinden de şu anda kaydı başlattım. Sizlere doğru da göstereyim. Bu şekilde iPad üzerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi iPad'i yan çevirdiğimde herhangi bir şekilde kamera kısmı da hareket etmiyor. Dikey görebiliyorsunuz. Hiç olmamasındansa en azından problemsiz bir şekilde kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence bu da güzel. Kaydı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde dediğim gibi görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Cihazınızın içerisindeki fotoğrafları SD kartınıza tekrardan gönderebiliyorsunuz ya da SD kart üzerindeki video ve fotoğrafları iPad'inize aktarabilirsiniz. Buradan yine kaydı durdurabilirim. İstersem fotoğraf moduna geçip fotoğraf çekebilirim. Yine aynı şekilde F değerini, white balansını, Kelvin'ini, ISO'sunu birçok ayarı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bir de fotoğraf modunu göstereyim hızlıca. Evet, geldik videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video daha çok Fujifilm kullanıcılarının izleyeceği tarzda bir video. Yine de bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda Fujifilm X-App uygulamasını hem iPhone üzerinde hem de iPad üzerinden görüntü aktarımını, uygulama nasıl kullanıldığını ve akıllı cihazlar üzerinden de bağlantı ayarlarını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.